hata yaptıkları için o işte kompresa sıkışıyor yani. Hmm. Vefa, abi kebapçılar kralı olmuşsun diyorlar. Yani öyle demeyelim de duyulduk tabii biraz. Öyle diyelim, diyelim. Çünkü kimle konuşsak herkes Vefa'yı anlatıyor kebaplarını. Aynen, Vefa'nın kebapları, Vefa'nın kebapları. Vallahi şey, geçen benim bir müvekkil vardı, o da Vefa'nın kebapları, Vefa'nın kebapları işte. Senin de işler çok iyiymiş. Patron olmuşsun bayağı, altında bir sürü avukat çalışıyormuş. Vallahi Armağan'cığım şimdi yani işleyen demir ışılıyor yani. Çapımızda yapıyoruz bir şeyler yani. İyi, iyi, burada işler yolunda ya, sevindim. Abi sayesinde. Öyle. Abim kendi sonunda bile bizi düşünmekten vazgeçmedi. Burada hepimiz böyle bu şekilde oturabiliyorsak eğer hepsi abimin sayesinde. Öyle susmuşsunuz. Hayırdır? Ne konuşuyordunuz bakayım ben gelince susmuş oldunuz? Öyle normal günlük sohbet, muhabbet işte ya. Söylemeyin, söylemeyin. Tamam. Geyik yapıyorduk ya. Hadi yok bir şey yok. Hadi bakayım kahveni iç sen. Uyudu mu Cemal? Ay yok, uyur mu? Uyur mu? Bizimki de uyumazdı normalde ama ben anlamadım ki. Çok korkmuş değil mi Deba? Korkmak mı? İpek benim ömrümden ömür gitti ya. Ama beyefendi gayet rahattı canım, keyfi yerindeydi yani bir şey olmamış. Tamam yok bir şey işte, salın artık, çocuk bu ya. Tamam da yani ben ne yaşadığımı biliyorum. Annem, babam, ben var ya aklımızı kaybedecektik ya. Şükürler olsun iyi birine denk gelmiş de. Yemin ederim Allah korusun. Deva'cığım tamam, tamam ne olur geçti gitti artık. Sen de unut. Geçti hepsi. Bak iyisin, tamam. Cemal de iyi. Lütfen, tamam artık. İyi, çok şükür. Garana'yı soracağım. Sabahtan beri unutuyorum ya. Niye gelmedi? Zafer Hanım'dan korkuyor. Karşılaşmak istemiyor. Yani işte haksız da sayılmaz aslında. Ama işte annem de artık eski annem değil ki. Bilmiyorum sevineyim mi, üzüleyim ama o eski Zafer'den hiç eser yok. Atlatamadı abimin ölümünü bir türlü. Sabah da uyandı burada, Gül Cemal geldi diye tutturdu. Gözlerinin önünde atladı abim uçurumdan ama yok. Annem bir türlü kabul edemiyor abinin öldüğünü. Ya, tamam işte hayatım, çok zor bir şey yaşadı kadın, normal değil mi? Bir de yani uyuyor falan ama çok önünde şey yapmayalım yani çocuğu. Ben aynı fikirdeyim onunla. O ne demek Deva? Gül Cemal'in öldüğüne inanmıyor. Gül Cemal yaşıyor. Bir tanem, saçmalama artık tamam. Bunu düşünmek sadece sana zarar veriyor. İpek, eğer Gül Cemal'e bir şey olmuş olsaydı ben onu hissederdim. Gül Cemal yaşıyor. Ben biliyorum. Deva, lütfen. Lütfen canım, lütfen kabullen artık. Abim öldü. Gül Endam, sen bana kendin demedin mi? Abim çocukken sürekli o kayalıklardan atlardı diye. Dedim. E tamam o zaman. Dedim, dedim ama olabilecek bir şey mi Deva bu? Abim yaşıyor olsa gelip bulmaz mıydı bizi bunca yıldır? Gelip oğlunu görmez miydi? Görmez miydi bizi, bulmaz mıydı? Aklın alıyor mu senin? Olabilir mi böyle bir şey? İnanıyor musun? İnanıyorum. Bak, buradan böyle gemiler geçiyor, görüyor musun? Böyle. Aslında boşuna bekliyoruz. Kimse bana inanmıyor ama baban geldi biliyor musun? Sen bana inanıyor musun? Nereye? Nereye gidiyoruz? Gidelim takıl. Evet, o senin baban canım. Keşke konuşabilsen, keşke anlatabilsen yavrum. Sen babanı mı gördün? Fotoğrafta mı gördün? Burada mı gördün? Bugün mü gördün?
biliyordum, biliyordum. Cemal babasını görmüş. Ben size söylemiştim. Söylemiştim, Gül Cemal gelmiş işte. Anneciğim, anne ne olursun bak çocuğun da kafası karışıyor. Ben bir şey karıştırmıyorum, evladım kendisi söyledi. Gel anneciğim sen böyle gel. Ne oldu anneciğim? Ne oldu annem? Hı? Babayı mı gördün? Hı? Oğlum sen nereden göreceksin babanı? Babanı mı gördün? Pardon. Abla buyur. Benim evladım. Evladımı gördünüz mü yavrum? Abla demin bu çocuk buradaydı. Sırt çantası da vardı. Evet. Kelli perli bir adam vardı yanında. Ne? Çocuğun karnını doyurdu. Ne? Hatta hortik falan içtiler. Taksiye binip gittiler. Anneciğim. Senin köfte yediğin adam babam mıydı? Ne? Yok artık ya. Porti, içtiniz hani. Babanla mı? Ha? Babanla içtin değil mi? Sonra polis amcalara baban mı götürdü seni? Ha? Baban. Gerçekten baban mı anneciğim? Karıştırmıyorsun değil mi? Ya onu bulan adamın adı Efe değil miydi? Abi bu onun sağı solu belli olmaz. Belki de adını değiştirdi. Ben size söyledim, geldi dedim. Gidelim hemen, limana gidelim. Yahu delirmeyin, el kadar çocuk benzetmiştir. Çabuk ya bir dakika, ya adamın acelesi var demediniz mi siz? Zaten o gemi çoktan kalkmıştır, bir sakin olalım. Hayır, Gül Cemal o. Gidelim bir soralım ya, gören olmuştur. Fotoğrafını bir şey yaparız ya. Ya lütfen gidip bakabilir miyiz? Kaçırmak istemiyorum diyorum. Ya bir durun Allah aşkına, bir tamam. Bir müvekkilim var benim limandan, arayayım onu sorayım bari. Mert arar mısın o zaman, ne duruyorsun ya, hadi. Ne yapıyorum Deva şu an? Yok yok Canan işte seninle konuşuyordum öyle. Dalmışım. Bir anda. Ya inanamadım bir anda yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Ya Allah kimsenin başına vermesin. O kadar korkunç bir duygu ki. Aklımı kaçıracağım zannettim ya. Eğer o çocuk bulunmasaydı ben bu şoku hayatta atlatamazdım. Cemal. Canan ben seni ararım sonra yine. Tamam hadi görüşürüz. Uçtu benim aklım. Uçtu gitti. Mert. Kan akışı daralıyor. Mert. Mert. Haber var mı? Yok devam soruşturuyorlar herhalde daha bilmiyorum ki. Deva. Ah. Alo. Evet. Aha. Evet. Yok yok aşk olsun ya olur mu öyle şey? Esas sen kusura bakma ya vallahi. Böyle yok yere uğraştırdık gibi oldu ama. Eyvallah cansın tamam. Sağ ol, sağ ol. Görüşürüz. Ne oldu? Ne oldu? Deva ayrılmış gemi limandan. 4 saat olmuş ayrılalı. E tamam. Yok mu gemide tanıdık biri? Sorduralım adı var elimizde. Efe Pamir. Ya Deva sordurayım da yani bir zorluyormuşuz gibi geliyor bana. Ne demek zorluyormuşuz gibi ya? Kızım Mert haklı. Ümitleniyorsun ama sen de biliyorsun ki o Gül Cemal olamaz. Hayır o Gül Cemal. Ya ben daha kaç kere söyleyeceğim Gül Cemal diyorum ya. Şu anda kıl payı kaçırıyoruz Gül Cemal'i. Evet o, o tabii ki o. Gül Cemal burada bu şehirde o gitmedi ben biliyorum. Evet. Olabilir mi yani gerçekten? Abi yaşıyorsa. Aşkım gözünü seveyim sen yapma bari. Mert lütfen bak çok rica ediyorum. Lütfen bir kere daha sorar mısın? Ya
Tanıdık birini sordurur musun lütfen? Deva'cığım hepiniz ya niye buraya getirdik bu işi ben anlamıyorum ki ya, kusura bakma ama konuşmuyor ya zaten senin çocuk. Yani elinde bir fotoğrafla çıktı geldi, çocuk zaten benzetmiş de olabilir, tanımıyor da benzettiği babasını da, niye bu kadar ciddi aldık? İlla konuşmasına gerek yok zaten, almış değil mi, gösteriyor, babamı gördüm diyor değil mi? Mert lütfen ya. Ama ya yaşıyorsa abi? Ya bana inanmıyorsunuz ki, çocuk görmüş diyorum. İyi, tamam. Sordurayım, tamam mı? İyi ama yarın ya. Ne? Soracağım ama yarın artık ya. Linda. Tamam bak, Mert yarın tekrar sorduracak. Hadi biz de gidelim artık evimize. Çocuk yukarıda uyudu kaldı. Hadi. Tamam merak etme. Vereceğim Deva, tamam. Merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Thank you.